Merhaba arkadaşlar ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Evet V-Ray 5 beta çıktı ve bayağı efsane özelliklerle geldi. Aklıma gelen birkaç tanesi hemen. Frame Buffer'da artık korona gibi post production yapabiliyoruz. Light Mix var yani ışıkları sonradan açıp kapatabiliyoruz. İnanılmaz bir özellik. Material Library var yani hazır malzeme kütüphanesi var. Bunun gibi birkaç özellik daha var. Bayağı bomba özelliklerle geldi. Bu videoda size V-Ray 5'in yeni özelliklerini sıralayacağım. Hadi beraber izleyelim. Evet arkadaşlar bu sefer v 5 için bayağı heyecanlıyım. Çünkü bir sürü aslında beni koronaya geçmeme sebep olan özelliği v koymuşlar bu versiyonda gibi görünüyor. Biraz kurcaladım. Bir kere baktım bu videoyu çekmeden önce. Şimdi ikinci kere beraber bakacağız. Kusurum olursa affola. Ama hani yenilikler neler en azından onlardan haberdar etmek için sizi bu videoyu çekiyorum. Bir örnek takip ederek yapacağız bu dersi. Örneğimizi arkadaşlar v kendi asetlerinden indirdim. Bu linki açıklamada paylaşacağım sizinle ama buraya geldiğinizde Download the Scenes and Assets dediğinizde ve login olduğunuzda, ücretsiz bir hesapla bu arada login olabilirsiniz. Şimdi göstereceğim size dosyaları indirebilirsiniz. Biraz büyük, 4 GB falan bir dosyalar ama burada güzel V-Ray'in kendi çalışma dosyaları var. Kendi paylaştığı sahneler var. Bunlar official yani resmi ders sahneleri, kurs sahneleri. Dolayısıyla faydalı olacağını düşünüyorum size. Bu e, kursları indirdiğinizde bu arada şöyle bir klasör gelecek karşınıza çift tıklayıp New and Improved Features'a çift tıklayıp Lighting Analysis'ın içindeki şu Reception sahnesini kullanacağız bu derste. Hatta ben de açayım bir yandan. E, Tabi bu sahne bu arada otomatik vireye çevrilmiş olacak ama eğer hani yeni bir sahnede deneyecekseniz bunu ya da bunu takip edecekseniz direkt takip edebilirsiniz ama sıfır bir sahnede deneyeceksiniz. gösterdiğim şeyleri render'ın içinden V-Ray 5'i render olarak atamanız gerekiyor. Bu arada ücretsiz bir şekilde iyi haber. Chaos Group'tan indirebiliyorsunuz bu beta versiyonu. Dolayısıyla takip etmek için dersi yine login olduğunuzda kullanıcı adı oluşturup da onu da göstereyim size. Evet bu V-Ray Next'in içinden bu arada bu kurs sahnelerini indirmek için bunları kullandım. Eğer buradaki zip dosyasını indiriyorsunuz aslında, download ediyorsunuz. Eğer Vray'in kendisini indirmek isterseniz, Vray 5'in betasını daha doğrusu indirmek isterseniz de yine khaosgroup.com'a girelim. Direkt Join Beta zaten ilk burada çıkan butonmuş. Şöyle geri geldim. Bir kez tıkladım. Join Beta'ya bir kez tıkladım. Ve işte ben zaten katıldığım için katılmışsın zaten diyor ama mailinize sonuçla bir mail geliyor ve oradan indirebiliyorsunuz beta versiyonu. Dolayısıyla takip edin yani eğer sizde bu yenilikleri bir görmek istiyorsunuz. Tabii bir önceki Vire versiyonunu siliyor bu arada yüklerken ona dikkat edin. Eğer hani daha önce bir Vire versiyonunuz lisanslı olarak varsa bu onu silip bunu yükleyecek. Onu tekrar yüklemeniz gerekecek sonrasında. Beta ne kadar size veriyor? Herhalde beta süresi bitene kadar veriyor diye tahmin ediyorum. Ama şimdilik en azından ücretsiz peki toolbar'ımız yukarıda bakın V-Ray toolbar'ımız. Hemen şuradaki butona basılı tutup hemen real time render IPR'ı aktif edelim ve yeniliklere bir saymaya başlayalım. Öncelikle ilk hemen dikkatimi çeken, ilk sizin de gördüğünüz gibi frame buffer tamamen yenilendi. Bu baya güzel çünkü zaten koronanın bence gol attığı yer hakikaten frame buffer'dı. Çünkü orada çok güzel bir şekilde Photoshop'taymışız gibi neredeyse editleyebiliyorduk imajlarımızı ve çok güzel bir şekilde kullanabiliyorduk. Sonuçta da ortaya render sahne ekranında bile olsa görseller çıkıyordu. Yani neredeyse finale yakın görseller çıkıyordu. En azından moodunu falan sonra bir retoucher'a emanet etmiyordunuz. Kendiniz oluşturuyordunuz. Bu çok iyiydi Corona'da. Burada da artık sağdaki bu layers yazan kısma gelmiş bu özellikler. Buraya post production elementlerini katman katman ekleyebiliyoruz. Birazdan göreceğiz. Gördüğünüz gibi yani frame buffer'ı şöyle bir hızlıca tanımak gerekirse solda history e, kısmı yani geçmişi kaydettiğimiz kısım. V Vray kullanıcıları bilir zaten bunu. Var. Yukarıda render komutlarımız var. işte real time render, başlat, durdur gibi e, komutlar. E, Kaydet gibi komutlar. işte mouse'u track et gibi komutlar. Bir sürü farklı şey bulabilirsiniz. E, çok sevdiğim debug diye bir özellik gelmiş. Birazdan size göstereceğim bunu. Böylece frame buffer'ı bir güncellemişler. Şimdi yavaş yavaş şeyden başlayalım. Ee, bu mesela debug'dan başlayalım. Debug nedir? Bir yeni gelen özelliklerden bir tanesi. Bayıldım bu özelliğe. Ben koronada dahi yok bu özellik bu arada. Yani var da ama biraz e, meşakkatli, anengirli bir şey. E, bunu direkt yapabiliyor olmanıza çok sevindim. Diyelim ki bir objenin malzemesi üzerinde çalışıyorsunuz. Diyelim ki bu önümüzdeki şu masayı biraz daha e, sahneye doğru çekelim. Gördüğünüz gibi IPR Render bu arada otomatik güncelliyor yani sahnede bir değişiklik yaptığınızda. Bu daha önce de olan bir şeydi tabii Vray'de. Yeni bir özellik değil ama. Ve diyelim ki bunun üzerine de bir obje koyacağız ve onu e, renderlamak istiyoruz. Bu arada bazı yerler patlıyor falan farkındayım. Hepsini düzelteceğim. Size aslında burada sahneyle de değil işte bunları farklı türlü düzeltmeye göstereceğim. Yeni gelen Light Mix özelliği süper. E, ışıkları istediğimiz gibi açıp kapatabiliyoruz post production'da. Bayağı e, çılgın bir özellik. E, bunu size göstereceğim ama önce bir tane de obje koyalım bunun önüne. Bir odak objesi olsun. Malzemelerimizi falan da e, kurcalarken, malzemedeki yenilikleri, Vray Material'daki yenilikleri kurcalarken buna bakarız. Bir tane basit bir küre oluşturuyorum şimdi. Amacım e, yani bir malzeme yapmayı, bir şey yapmayı göstermekten ziyade yenilikleri göstermek. Dolayısıyla diyelim ki böyle bir e, durumdayız ve biraz önce bahsettiğim debug'a geliyorum. Diyelim ki bu kürenin malzemesiyle oynuyoruz. Diğer hiçbir şey görmeye gerek yok. Vray'i biliyorsunuz her şeyi tek tek renderliyor size sahnede, rendere bastığınızda debug özelliğini aktif ederseniz sadece seçili objeyi sizin için renderlıyor. Mesela bunun malzemesiyle oynarken diyelim ki M'ye bastım. Material Editor'ı açtım. Sağ klik Materials v Yeni bir V-Ray Material oluşturdum. Ve bu yeni oluşturduğum malzemeyi kürenin üzerine attım. Diyelim ki bunun malzemesini editleyeceğim. İşte rengine bakacağım veya işte reflection vereceğim falan. Nasıl bir sonuç elde etme bakacağım. Gördüğünüz gibi sadece bunu yaparken küreyi renderlıyor. sadece küreyi renderlerken bu isolate edip küreyi renderlamakla aynı şey değil. Debug o yüzden çok güzel. Ne yapıyor? Bütün ekran hala e, bakın aktif. Yani etraftaki ışıkları, yansımaları, duvarları falan her şeyi görebiliyorum. Ama sadece küreyi bize renderlıyor. Dolayısıyla süper vakit kazanıyoruz. Bayağı eğlenceli. E, kapattığımda e, bütün sahnenin tekrar geri geldiğini görebilirsiniz. E, bence güzel bir özellikle başlamış olduk. E, i̇kinci göstermek istediğim özellik frame buffer'da. Zaten hani görsellerinin güzel yani daha bence cool görünüyor, daha seksi görünüyor. En azından bu bile çok güzel bir şey ama e, ikinci yeni gelen özellik Light Mix. Bunu e, özellikle e, söylemek istiyorum, bağırmak istiyorum hatta çatılardan çıkıp bağırmak istiyorum. Lightmix süper bir özellik arkadaşlar. Durduralım bir render'ı bunu kullanmak için. Render Setup'ı açalım ve Render Elements'in içinden Add diyerek Mix'i ekleyelim. E, burada hiçbir ayar yapmadan şimdilik bırakıyorum. Burada yapılan, hali hazırda olan ayar şu. E, gruplanan e, pardon instance olan yani ikizli olan ışıkları grupla tek bir e, grupta toparla demek. E, ne demek olduğunu şimdi daha iyi göreceğiz. Bir daha render'a basıyorum. Bir durdurup başlatmanız lazım Lightmix'i ilk eklediğinizde. Sonrasında e, istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Şu Source RGB layer'ına katmanına geliyorum. Burada gördüğünüz gibi üst üste dizili katmanlar var. Buradaki bütün efektleri topladığımızda bize görsel e, v frame buffer'da gördüğümüz bu görseli e, gösteriyor. Source RGB'ye gelip Light Mix'i seçtiğimde bakın burada ışıkların ayrı ayrı gruplandığını ve istediğimi çat diye kapatabildiğimi bakın çok inanılmaz yani şu an render'ı bir daha almıyorum bu arada dikkat edin. Sadece yani render almaya devam ediyor. Sadece post production'da hakikaten o ışığı kapatabiliyorum. Çok ilginç bir özellik hakikaten. Şuradaki Inside Light buradaki patlamaya neden olan mesela bakın kapatayım. Gördüğünüz gibi oradaki arka plandaki ışığı kapatabiliyorum. O Inside Light'ı açayım. Gücünü kısayım. 0.5 diye biliyorum ve gördüğünüz gibi orada içeriden gelen ışığı koruyup e, patlamasını sadece engelleyebiliyorum. İnanılmaz bir şey bence. E, rengini değiştireyim. Bakın renginin daha mavimsi yap diyorum ve gördüğünüz gibi ışığın rengini değiştirebiliyorum. Sadece bu arada ışığın görsel olarak görüntü olarak rengini değil, e, global illumination olan etkisini de rengini veya gücünü değiştirebiliyorsunuz. Hatta yansımalardaki rengini gücünü de değiştirebiliyorsunuz. Bayağı o ışık sanki maviymiş gibi render alıyor yani. E, hatta tekrar almıyor render o bile. Onu da hatırlatayım. Bayağı ilginç bir özellik. Burada çok ilginç kombinasyonlar elde edebilirsiniz. Mesela dışarıdan gelen ışığa bakalım. Bakın mavi buradaki soldan gelen ışık e, şu dome light ismindeki ışıkmış. Bunun gücünü arttıralım. Azaltalım. E, veya rengini değiştirelim. Gördüğünüz gibi her şeyi e, yapabiliyorsunuz. Bayağı ilginç bir olay gördüğünüz gibi. Bayağı e, mutluyum bunun geldiğine vireye. Evet bunlar genel olarak frame buffer'daki değişiklikler. Şuradaki layer yapısına bir bakalım isterseniz. Ee, burada da ilginç şeyler olmuş. Mesela new layer yani yeni bir katman at buraya diyorum. Bir durduralım. Ee, durdurmanıza gerek de yok bu arada ama bir şey göstermek için durdurdum. Şimdi söyleyeceğim size onu. Patlayan yerlerimiz var mesela. Lens efekt eklemek istiyoruz mesela. Onu göstereceğim şimdi ama bir öncesinde başka bir genel layer mantığını göstereyim. Diyelim ki buradan yeni bir exposure katmanı ekle diyorum buraya. Gördüğünüz gibi renderımızın üzerine yeni bir exposure katmanı geliyor. Yine artı e, render'ı şimdilik başlatabilirim. En azından canlı olarak e, güncellerken de orada güncelleyebildiğimizi görün. O güzel bir olay çünkü. Bakın ekrana renderımız geldiğinde oynamaya başlıyorum. Exposure aç diyorum mesela veya kapatıyorum. diyorum. Gördüğünüz gibi e, render'ın ışığıyla oynayabiliyorum. Highlight burn'leri de kısıtlayabiliyorum mesela. Patlayan yerleri biraz geri getir. böylece daha ışık doldurabiliriz içeri. E, kontrastla oyna. Gördüğünüz gibi bir sürü şeyle oynayabiliyorsunuz. Farklı layer'ler ekleyebiliyorum. İşte mesela hue saturation ekledim ve daha Saturate render dedim. Gördüğünüz gibi bununla da oynayabiliyorum. Yine buradan ışığını açıp kapatabilirim. Veya tintini değiştirebilirim genel olarak render'ın. Gözünü de buradan istediğim kadar beğenmedim mesela bunu. Çat diye buradan kapatabilirim. Veya seçip buradaki delete'e basarak bu katmanı silebilirim. Hatta ilginç bir şey daha göstereyim size. Mesela white balance ekleyelim. Bu da mavi sarı tinti aslında render'ımızın. Daha sarımsı bir render istiyoruz diyelim ki. Bakın, white balance'ı exposure'ın altına al. Exposure'ı white balance'ın altına al gibi sıralarıyla da oynayabilirim. Şu an bu iki katmanda önemli değil bunların hangisinin önde olduğu ama şeyde, yani önemli olduğu durumlar da olabiliyor. Herkesin eminim çok merak ettiği LUT, lookup table olayına bakalım. Corona'nın yine en bomba özelliklerinden biri hazır bir lookup table kütüphanesiyle, LUT kütüphanesiyle geliyordu. E, LUT nedir derseniz, LUT arkadaşlar e, renderinizin veya görselinizin veya genelde videolarda, film sektöründe de çok fazla kullanılır. E, renksel kalitelerini, ayarlarını, sırf renksel değil tabi, kontrast, aydınlık, renk gibi ayarlarını toptan değiştiren bir yeni bir mood veren aslında rendera bir e, dosya bu. LUT uzantılı bir dosya. Şimdi maalesef e, koronadaki hazır LUT kütüphanesi virayda yok hala. E, belki beta bittiğinde gelir bilmiyorum ama hala bir dışarıdan LUT load etmeniz gerekiyor. Ama sorun değil internette bir sürü ücretsiz LUT bulabilirsiniz. Size bunu göstermek istiyorum. Ben kendim indirdim bir yerden. E, Google'ladım aslında direkt. Free LUT diye Google'ladım. Ve işte karşıma çıkan sitelerden bir sürü free burada olduğunu görebilirsiniz. Bir tanesinden indirdim. Ve şuraya aldım. Şöyle birkaç tip LUT var. Bir deneyelim bakalım nasıl oluyor. Şuradan loadla yükleyebiliyorum bunları. İşte herhangi bir tanesini seçtiğimde bakın bütün renk modunun renk tipinin değiştiğini görebilirsiniz. diyebilirsiniz ki bu hani saçma bir alüyotymiş hani pek mantıklı gelmedi bana. Bakın opasisini düşüreyim biraz ve şimdi buradan gözünü açıp kapatayım. Bakın aslında bir tat kattığını böyle krem gibi şu an mesela kullandığımız bir tat kattığını görebilirsiniz. Ben mesela bunu değil de daha çok başka bir tanesini sevmiştim. Onu deneyelim. Yani mesela bunu sevmiştim. Yine üçüncüyü kullandım oradaki yine bakın opasitesiyle oynayarak hafif böyle tamamen sıfıra çekeyim biraz böyle getireyim hafif tatlı bir yine krema etkisi gibi bir etki kattığını e, görebilirsiniz yani bu alütilerle de oynayabiliyoruz sonuçta ve baya e, tatlı da görünüyor bence bir de şöyle bir şey ekleyelim buna gıcık oldum biraz lens efekti açtım buradan enable ettim buradan gözünü açtım bir türlü yapamadım meğerse render'ı durdurmam gerekiyormuş sonradan bunu anladım Şimdi bir daha açıp kapatayım görün. Evet gördüğünüz gibi bakın, viril lens efektini buralarda görebiliyorsunuz. Yani artı render devam ederken e, ya da IPR render yani canlı render devam ederken bunu uygulamıyor. Belki yine beta'nın sonunda düzelir ama e, çünkü çünkü de canlı render'da da görebiliyordunuz. Bunu bu arada şeyden render hızını yükseltmek için yapmış olabilir, hızlandırmak için yapmış olabilirler. Çünkü tabii ki ne olsun, lens efekti hesaplamakta bir zaman alıyor işin aslı. Dolayısıyla belki bilinçli yapılmıştır. Belki de gelmez yani bu özellik. Bakıcı, yani görmek lazım. Fakat şeyi çok sevdim. Lens efekte bir sürü çok güzel yeni özellik gelmiş. İşte lens scratches gibi. Bakın lensin üzerine sanki böyle scratchler varmış gibi. Ne derler? Lensin üzerinde küçük çizgiler varmış gibi düşünün. Buradan yine uzunluklarını işte bir sürü şeyleri değiştirebiliyoruz. Hepsinin farklı bir mood verdiğini bakın o blooma görebilirsiniz. Dust koyabilirmişiz. Yani lensin üzerinde toz varmış gibi bir şey yapabilirmişiz. Bakalım sırf toz açalım. Kapatıp açalım. Gördüğünüz gibi buraları biraz bayağı bulanıklaştırıyor ki bunların böyle blade blade görünmesi bayağı faketir biliyorsunuz. Onları genelde blörleriz. Onun yerine bu tip şeyler kullanabilirsiniz. Benim bayağı hoşuma gitti. Çok güzel şeyler çıkaracağımı yakın zamanda düşünüyorum bununla. Umarım. Ne <laughs> diyelim. Ee, evet lens efekti de bu yeni lens efekti de beğendim. Bir, bir dek e, real time'da çalışsa keşke diyorum hala. E, umarım e, beta'nın sonunda o özellik de gelir. Peki yani frame buffer görünüyor. Gördüğüm... Yani, tabii ki konuşulacak e, zibille şey var. Çünkü bayağı değişmiş gördüğünüz gibi frame buffer ama. En azından e, bu birkaç özelliği e, gördüğünüz gibi kullanabiliyoruz. Eğer e, bu arada VFB settings'den history'den bir e, history pet'i seçtiyseniz. Şuradan save diyerek mesela renderlerimizi sonradan karşılaştırmak için kenara kaydedebiliyoruz. Bu historiyi de size hatırlatayım. Evet bunlar frame buffer ve light mix özellikleriydi. Viray Material'a çok güzel şeyler gelmiş. Bir onlara bakalım. bu küreye attığımız Viray Material'a bir bakalım isterseniz. Çift tıklıyorum. Bir kere öncelikle preset getirmişler sonunda. Şuradan sağdan bakıyorum ve gördüğünüz gibi çalışmaya başlayabileceğimiz temel shader varı presetler var. Yani ne demek bu? İşte gri düz bir malzemeden başlama da bir Copper malzemesinden başla. Ben bunu editlemek istiyorum. Diyelim ki zarar görmüş, paslanmış bir copper yapacağız. Bir sürü layer ekleyeceğiz üst üste. Ama gördüğünüz gibi en azından temel olarak böyle bir malzeme bize sunuyor. Real time'da da görelim bu arada malzemelerin kalitesini, en azından presetlerin kalitesini. Ee, gördüğüm kadarıyla süper şey değil. Hani final direkt gibi değil. Onun için başka bir şey yapmışlar. Bir asset browser yani malzeme kütüphanesi gelmiş. Ee, orayı da size göstereceğim. Ama en azından başlamak için iyi bir base veriyor gibi görünüyor. Ee, şöyle bir bu arada şuradan region'la istediğiniz bir alanı da renderleyebiliriz. Sadece burayı renderla diyebiliriz. Bu region'ın da bu arada arayüzü değişmiş ki hoşuma gitti. İşte köşelerine böyle şeyler gelmiş. Piksel büyüklüklerini falan yazıyor. Bunlar da bence tatlı özellikler. Gördüğünüz gibi sadece bu region'ı renderliyor şu an. Dışını renderlamıyor. E bu zaten V-Ray'de daha önce vardı yine tabi. Copper preset'i böyle görünüyor mesela. E gold diyelim. Evet gördüğünüz gibi daha rengi biraz daha kırmızılaştı. Gold rough değil Mesela daha e, bulanık e, bir yüzeye sahip bir gold olsun. Hafif daha blur'lı gördüğünüz gibi yansımalar. Bir öncekine göre. Evet. Yani yine başlangıç için fena görünmüyor. En azından e, başlayabileceğimiz e, bir e, büyüklükte görünüyor. E, güzellikte görünüyor pardon. Büyüklükten, yani şunu büyütürken akma büyüklük geldi. niye sonu söyledim. E, bu arada bir Kameramızı kontrol edelim sahnedeki. Kameramızda bir Depth of Field var mı? Çünkü hafif bulanık görünüyor kürem. Ee, sanırım bir alan derinliği, bulanıklığı var gibi tahmin ediyorum. Bir durdurayım render'ı. Bakıyorum. Evet Depth of Field aktifmiş. Bunu şimdi kapatalım yani. Kürenin malzemesine baktığımız için buranın bulanık gözükmesi bana mantıklı gelmiyor. Ee, ama Normalde tabii realistik bir sonuç için eğer gere e yani o sahnedeki artistik şeyinizi bozmuyorsa göstermek siz odaklamak siz objeyi bozmuyorsa e depth of field'i e açık tutun tabii. yani daha güzel olacaktır sonuçta. Peki malzeme presetleri birinci şeyimizdi, konuşmak istediğimiz şeydi bir tane daha bakacağım merak ettim. Ben de bu arada dediğim gibi bir sürü şey şu an sizle kurcalıyorum o yüzden her, her şey kurcalama fırsatım olmadı. E evet, rubber da fena görünmüyor mesela kauçuk malzemesi. Şimdilik biz bunu tekrar e, normal custom'a geri alalım ve e, yeni bir malzeme oluşturalım. Şimdi bir sürü şeyi değiştirdim muhtemelen. Tek tek bakmayalım. E, bu arada Corona'daki e, yine frame buffer'dan objeyi seçme özelliği gelmiş. Onu çok sevdim. Sağ click e, select object dediğimde küreyi benim için seçiyor bakın. Hiç viewport'a gitmeme gerek yok. Direkt buradan e, gri malzemeye geri assign edebiliyorum küreye. Bayağı yine bomba bir özellik. Vire gerçekten beni şaşırttı bu sefer yani hakikaten insanları dinlemişler inatçılık yapmamışlar ve istenilen özellikleri bayağı getirmişler gibi görüyorum. İki tane yeni coat demeyeyim de işte blend material hep yapmak zorunda kaldığımız bir iki özelliği direkt Vire materialın içine koymuşlar. Nedir bunlar? Bir tanesi coat material ya da coat layer. Bu şu anlama geliyor. Mesela diyelim ki bir ahşap objeniz yüzeyiniz var. Bunun üzerine bir cila katmanı atmak istiyorsunuz bu atmak istediğiniz katmanı bu coat layer ile yapabiliyorsunuz. Mesela coat amount'u arttırayım. Göreceksiniz ki e, render'da doğru şey mi? Ha, pardon yanlış şey editlemiş. Yanlış malzeme editlemişim. Coat amount'u arttırayım. Render'da göreceğiz ki üzerine bir cila katmanı, e, vernik katmanı neyse artık atacak. E, vernik cila katmanı atacak. E, ve e, sonunda e, yani biz bunu normalde blend material yapardık. Altına bir ahşap malzemesi koyardık. İşte üstüne de bir cila malzemesi koyardık. Tık blend material çok yavaş render alan bir şey. Coat layer'ın avantajı bu render'ı da çok hızlı gerçekten. Yani blend material'a göre çok daha hızlı sonuç alıyorsunuz. Dolayısıyla bence süper olmuş. bir de yani buradaki görüntü karışıklığı yani şu an burada bir blend material olsaydı iki tane malzeme, bir tane blend material malzemesi, bir tane de map görecektik. Yani 4-5 tane node yerine Küme yerine ya da obje yerine bir tane sadece obje görüyoruz. Bu bayağı aslında sade tutuyor editörü de. Bu da güzel bir şey tabi. Yine rengini, koltun değiştirebiliyoruz. Veya koltuğun glossiness'ını değiştirebiliyoruz. Yani üzerine attığımız cila katmanının. Ve, ve de e, IOR'ını değiştiriyoruz. Yani yansıtma kuvvetini değiştirebiliyoruz. Daha fazla e, e, indeks indisini arttırabiliriz yani yansıma indisini. Gördüğünüz gibi daha araba boyası tarzı bir malzemeye doğru evriliyor yavaş yavaş. Neyse hani o şimdi e, gerçekçi bir malzeme yapmak değil amacım. Sadece bunları göstermek istiyorum size. Coat amount'u 0'a çektiğimde yine orijinal malzemeye geri dönebilirim. Shin çok ilginç yine. Yine bunu da blend materyalle veya Diffuse'a işte bir follow atarak falan yapardık. Kadifemsi veya ipeğimsi objelerdeki malzemelerdeki o yanlara doğru rengin açılması hafif efektini verebiliyorsunuz veya rengin değişmesi diyeyim Daha doğrusu göstereyim hemez Sen şiğnini beyaz yapalım. Bu malzemenin daha kontrast bir sanki şey yapsak daha iyi olacak. Kendi rengi siyah olsun mesela. Zaten ön izlemede de bakın görünüyor ama burada da şimdi göreceksiniz. Bakın kenarlara doğru yani hafif direkt aslında bu böyle kadifemsi veya bir kumaşımsı bir malzemeye döndü gördüğünüz gibi. Hafif böyle üzerinde tozlar yani daha toz değil o küçük tüyler var aslında o kumaşların üzerinde. Ve e, açılı baktığımız yerlerde o tüyler arka tarafın ışığını öne getirdiği için translucent oldukları için e, hafif aydınlatırlardı o e, açılı gördüğümüz kısımları. Bu da aslında gördüğünüz gibi onu o efekti e, oluşturmaya yarıyor Sheen Material'da. Parami, pardon, Sheen Layer diyelim. E, ve rengini de değiştirebiliyoruz yine. E, farklı bir renk verelim. Gördüğünüz gibi kendisi olan objenin Sheen'i sarı olabiliyor. Başka bir renk olabiliyor. Ve e, yine buradaki Glossiness'la da e, bu dağılma efektini e, değiştirebilirsiniz. Eğer bunu 0.5 yaparsam muhtemelen daha evet, e, burada ön izlemede de gördüm. Ben de dediğim gibi yeni deniyorum bazı şeyleri. Daha ya, yayılan bir halde olacak. 0.95 yapalım mesela. Bu da çok daha böyle kenarlara itecek sadece bu efekti. Evet Shin layer'ı da gelmiş. Bu da ilginç bence güzel özelliklerden yine bir tanesi. Evet debug'ı da saydım. Son bir şey daha göstermek istiyorum. Tabi bütün bu arada bundan çok daha fazla aslında tabi yenilik var işte mesela render hızının yine arttırılması gibi ufak tefek şeyler var. Bunlar da ben özellikle bana tatlı gelen bana seksi gelen özellikleri göstermek istedim size. Bütün listeyi yine kaosgroup.com'dan okuyabilirsiniz genel bütün değişiklikleri. Ben şu an sadece Dediğim gibi hoşuma gidenleri, gözüme takılanları size göstermek istedim. Son yine bomba bir özellik. Sonunda ve sonunda ve sonunda Asset Browser gelmiş. Yani hazır malzemeler gelmiş arkadaşlar videonun içine. Yıllardır beklenen an gerçekten geldi. Ee, burada bakın bir sürü e, koca bir kütüphane var. Bu arada ilk 300 MB'lık falan bir beta versiyonu indiriyor size. Fakat onu yüklerken 3 GB'lık falan bir böyle texture kütüphanesi falan indiriyor. Onu da bunun için kullanıyor. Bence süper olmuş, çok iyi olmuş ve gerçekten V-Ray'in tekrar o koronaya veya işte başka renderlara kaybettiği müşterilerini veya işte bizim gibi 3D artistleri diyelim geri kazanacağını bu sayede bir sürüsünü geri kazanacağını düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar yani bir şey çıkarırken biliyorsunuz ki yani hızlı olmak ve hemen aklımızdaki şeyi ekranda görebilmek istiyoruz. E, itere ediyoruz tabii ki bu malzemeler çok değil zaten burada da görünüyor. Hiçbir zaman da olamaz çünkü realistik bir sahneyi realistik yapan şey objelerin birbirle etkileşimidir zaten. Yani siz gidip işte bu top kirli olsun, bu temiz olsun dediğinizde zaten olmaz. Dolayısıyla aynı tip kirleri birbirine eklemek, bulaştırmak gibi şeyler mesela sahneyi daha birbirine sokar, daha az plastik, daha gerçekçi, daha organik gösterir. Dolayısıyla hani buradaki beklentimiz bizim ha bu malzemeleri atalım müşterimize işi teslim edelim değil. Daha çok bu yöne gitmek istiyorum. Doğru bir yönlü bu. Görmeniz çok hızlı olacak. İstediğiniz şeyi hemen tutup sürükleyerek atabileceksiniz buradaki sahnenizin üstüne. Bakalım sağ click apply to selected objects pardon. Tutup sürükleyerek değil. Objeyi seçiyoruz, sağ diyoruz ve apply to selected objects diyoruz. Ve gördüğünüz gibi seçtiğim malzemeyi elim korona'ya gidiyor. Ee, seçtiğim malzemeyi objenin üzerine ata biliyorum gördüğünüz gibi. Deneyelim bakalım. Evet bakın direkt fena da görünmüyor bu arada. Ee, boyalı bir metal malzemesi. Ee, başka bir malzeme deneyelim. Ee, i̇şte mesela bu crackli bir porselen. Çatlaklı bir porselen malzemesi. Evet. ya yani mapping ile falan oynamak lazım tabii. Malzeme e, objemiz küre olduğu için yani mapping'i biraz e, esneyebiliyor. Biraz da şu an bu eski bir sahne olduğu için hepimiz kullanabilelim diye bu arada böyle bir sahnede yaptım. Aşırı bayıldığımdan değil yani bu sahne. Biraz kamera distortion'ı falan fazla benim zevkime göre. Yani çok mesela küreyi tam bir küre gibi görmüyoruz falan ama hani önemli değil. E, amacımıza bence ulaşıyoruz gibi geliyor e, şu an. E, yine küreye de mesela e, yine başka bir malzeme deneyelim son. Bu da bir clay malzemesi, kil malzemesi. Bence bayağı tatlı görünüyor aslında. Evet gördüğünüz gibi V-Ray bayağı e, bu sefer iddialı geliyor. Gerçekten ben de e, hemen satın alıp yeni versiyonu beta bitince kullanmayı, kullanmaya başlamayı tekrar düşünüyorum. E, bir tabi kanala da hani yeni bir V-Ray dersi çekmek farz oldu gibi görünüyor. Çünkü e, diğer V-Ray'miz bayağı iki versiyon eski kaldı artık. E, şimdi belki yeni bir onun müjdesini de buradan sizinle Paylaşın. Peki teşekkür ediyorum arkadaşlar dinlediğiniz için. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen like butonuna basarak, beğen butonuna basarak videomuzu beğenin. Abone ol butonuyla ve yanındaki çan sembolüyle de yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Tekrar teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.